Herkese selam. Ben Mehmet Hoca'nız arkadaşlar. Geldik kümelerde 6. dersimize. Ey güzel arkadaşım artık kümelerde sığ sulardan çıkıyoruz. Derinliklere gidiyoruz. Derinliklerden bahsettiğim Kümelerde işlemler. Çünkü bir sınava girdiğinde, bir yazılıya girdiğinde, hatta ÖSYM sınavına girdiğinde birçok soru kümelerde işlemlerden geliyor. O halde kümelerde işlemler önemli. Ne anlatacaksın hocam bize burada dersen? Önce kesişim sonra birleşim işlemine. Gelecek devamı ama bu ikisi o kadar önemli ki. Buradaki mantığı o kadar iyi oturtmamız gerekiyor ki. O zaman hazır mısın diye sorarlar adama. Hazır mısın? Al bakalım eline kalemi. Koy bakalım önüne kağıdı. Videonun açıklama kısmından pdf'yi de koydun mu? Benle birlikte yaz benle birlikte çiz. Bunu yaptığın zaman bunu yaptığın zaman gerçekten olacak bu iş. Anlaştık mı? O halde o halde o klasik sloganı söyleyelim. Ne diyelim? gönder. Gönder gelsin mi hocam? Ey güzel arkadaşım, tüm matematik konularında olduğu gibi burada da yine tanım üstünde duracağız. Dedik ki başlığımız kümelerde işlemler. Alt başlığımız kesişim işlemi. Nedir bu kesişim? Ne anlama gelir? Gel bakalım önce tanım neymiş? diyoruz ya hep. Matematikte tanımı evde hanım asla unutmayacaksın. A ve B kümelerindeki ortak elemanların oluşturduğu kümeye kesişim kümesi denir. Bak ne diyor? Ortak eleman diyor. Peki kesişim kümesi nasıl yazılır? A ve B kümesi bana verildiğinde çok karışır ama iyi öğrenmek lazım. A kesişim B şeklinde göstereceksin. Ters U yapacaksın. Burada anlaştık mı? Problem var mı? Tamam mı? Tamam. Peki bana bunu Venn şeması şeklinde verdi. A kümesi burada. B kümesi burada. A kesişim B neresi hocam diye sorduğunda ikisinin ortak taradığı alan. ikisinin ortak taradığı alan şu ortak bölgedir. İşte biz bu kısma ne diyeceğiz? A kesişim B kümesi diyeceğiz. Bunda da problem yok diyorsan eğer. Geçmiş zamanda ÖSYM'de çıkmış bir soruda şu madde yer alıyordu tanım olarak. Demek ki kesişimle ilgili bu tanımı da bilmek gerekiyor. Ne diyor burada? Gel birlikte okuyalım. Birlikte yorumlayalım. Bunu ezberlemek zorunda değilsin belki ama öğrenirsen var ya dadından yenmez. Bakıyoruz birlikte. A kesişim B. Tamam. Nelerden oluşacak? X'lerden oluşacak. Öyle ki bu X'ler A'nın elemanı olacak ve V bağlacı var. Hem de B'nin elemanı olacak. Yani ben öyle bir X elemanı alacağım ki bu X elemanı hem A'da yer alacak ve B'de yer alacak. İşte o zaman adı ortak eleman oluyor. İşte o zaman kesişim kümesinin elemanı oluyor. Ortak eleman. Eğer tanım iyice oturduysa bir problem yok hocam gönder gelsin bir soru çözelim birlikte. Diyorsan bakıyoruz bak soruya. A kümesini vermiş adam. B kümesini vermiş. C kümesini vermiş. Benden ne istiyorsun bakalım. Diyor ki A kesişim B. Kesişim B kesişim C'yi istiyor. Gel biz önce şunu yapalım. A kesişim B kümesini gel birlikte bir bulalım. Neydi A kesişimi? Ortak elemandı. A burada, B burada. Ortak elemanlara bakalım. Bak B'de de C var, A'da da C var. İşaretledim. D var, D var. İşaretledim. E var, E var. İşaretledim. Hatta geldim burada bu kümeyi yazdım. C, D, E kümesi. Var mı problem? No problem. Gel o zaman. Şimdi bir diğer kümeyi bulalım. Önce parantez içindeki işlemi yapıyorum haliyle. B kesişim C'ye bakıyorum. Gel onu da yeşille işaretleyelim. A var mı B'de, C'de? Cık, yok. Yok. C'de C var. B'de de C var. Bak yeşille işaretledim. İkisinde de E var. İşaretledim. Sen de işaretle yalnız benimle birlikte. Boş durma. F ikisinde de var işaretledim. Problem yoksa yola devam. Yazalım bakalım. C, E, F. Şimdi diyor ki bu ikisinde ortak elemanı bul. Tekrar bir kesişim yapacağız. Aldım elime renkli kalemi. Burada da C var. Burada da C var. Burada da E var. Burada da E var. O zaman cevabı yazarım artık ben sana. Derim ki A kesişim B parantez içerisinde bir daha kesişim B kesişim C kümesi iki elemandan oluşur hocam. C ve E'dir. Burada yollar işler tamamsa gel bak aşağıda niye bu ven şemalarını çizdim göstereyim sana. Sol taraftaki kümeye A kesişim B kümesi diyelim. Sağ taraftaki kümeye de B kesişim C kümesi diyelim. İkisi için ortak biz neyi bulduk? C ve E'yi bulduk. Bak C ve E ortak. C'yi E'yi yazdım. Şimdi kim yazacağım A kesim B'ye? D'yi yazacağım. İşte o D'yi bu tarafa yazıyorsun. Ortak elemanların haricinde bir eleman çünkü. C, Y'yi ortak elemanlara yazdım. Aynen öyle. Kimi yazacağım buraya? F'yi yazacağım. Al sana bir de Venn şemasıyla gösterimi. Anlaştık mı? İster liste yöntemi ister Venn şeması. Ortak eleman kesişim demek. Kesişim demek ters U demek. Bu temel örnek belki. Hocam var mı başka tip sorun? E gel bakalım bizde soru biter mi? Yaklaş. A kümesi verilmiş. Tamam. Ortak özellik yöntemi. B kümesi verilmiş. Benden A kesişim B'nin eleman sayısını istiyor. Ama ne A kümesi belli ve ne kümesi belli. Ne yapacaksın? Önce A kümesini de B kümesini de liste biçiminde yazacaksın. Denemek ister misin bu soruyu? Bak al önüne çat, çat. zaten önünde değil mi? Kalem zaten elinde. Bence bu soruyu önce sen dene. Sonra de ki Mehmet hocam hadi top sende be. Hallet hocam şu soruyu bir görelim. Gel görelim o zaman birlikte. Bak arkadaşım ortak özellik yönteminde soru verildiğinde en önemli nokta şurasıdır. Nerede tanımlı? Z'de tanımlı. Ha, tam sayı olacak. Bakıyorum. Eksi 8 ile 7 aralığında. Eksi 8 de dahil 7 de dahil. O zaman A kümesini yazıyorum. Eksi 8, eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hepsini yazdım. Hiç erinmedim yani. Burada problem yok. Hadi gel bir de B kümesini yazalım birlikte. Diyor ki eksi 11 ile 3 arasında yazayım hocam. Sazan gibi atlayan. Şunu yapan arkadaş var mı? Çok merak ettim. Yalnız bak bunu delikanlı gibi yazacak. Bunu yaptıysan delikanlı gibi yazıyorsun. Bak yorumlara göreceğiz. Eksi 11, eksi 10, eksi 9 nokta nokta 3'e kadar yazdın mı? Sonra gitmiştir geçmiş olsun arkadaşım. Diyeceksin ki hocam nerede hata yaptık ya? Neyi yanlış yaptık? Ey güzel arkadaşım soruda ilk okuyacağın yer neresi? Burası. X ne olacak? Doğal sayı olacak. Bir soru bakalım kendine. Doğal sayı nereden başlar? Söyle söyle. Kaçtan? Tabii ki sıfırdan. Sıfır, bir. Bir yan düşündün değil mi? Sıfır, bir, iki, üçü yazdın. Tamamdır. Ha, eksini negatif sayıları alamam. Sıfırdan itibaren alırım ama. Sıfır, bir, iki, üç. Üçü de alamam. Üç kümeye dahil değil küm. çünkü. Burada bitirdim. Kimler ortak görelim? Sıfırlar ortak. Birler ortak. İkiler ortak. B kümesindeki tüm elemanlar ortak aslında. Peki ben artık şunu yazacağım. A kesişim B'nin eleman sayısı. Eleman sayısı 3'tür dedim noktayı koydum güzel arkadaşım. Anlaştık mı? Neymiş? Ortak özellik sorusu geldiğinde buraya bakacakmışım. Neden? Çünkü sazan olmamak için. Bu da tamam hocam. Var mı başka bir şey kesişimle ilgili bilmem gereken? Var. Burada böyle ayrık küme tanımı var. Bak bunu verelim. Bu da kesişim kümesinin içerisinde bir özellik olarak geçiyor. İşlem kümelerde işlem olarak pek tanımlayamayız ama bilmekte fayda var. Bakalım birlikte. A ve B kümelerinin ortak elemanı yok ise A ve B ayrık kümelerdir. Yani kesişim kümesinde illa eleman olacak diye bir kayda var mı? Kural var mı? Yok öyle bir kural. A kümesi bu tarafta, B kümesi bu tarafta. İkisi ayrı yerlerde. Ortak elemanı yoksa ne yazarız A kesişim B'ye? Tabii ki boş küme yazarız. Ortak eleman yoksa A kesişim B boştur arkadaşım. İn aşağıya bunun tersi de var. Yani tersi derken ayrık değil de iç içelerse nasıl olacak? Yani A, B'nin alt kümesi ise. Bak A'yı B'nin içine çizmişim. Ortak yer neresi? Benden önce sen tarala kağıda. Yap sen. Kandırma bizi yap. Ben yapıyorum şimdi bak. A ve B'nin ortak elemanı yani ikisinin birden ortak taradığı alan burası. Peki neresi burası? A'nın ta kendisi değil mi? O halde. A B'nin alt kümesi ise A kesişim ve içeride kalanın ta kendisidir. Ortak elemanın yani A'nın kendisidir. Anlaştık mı? Demek ki böyle bir soru gelince uzun uzun düşünmüyorsun. Mantığında çat diye yapıştırıyorsun. Birazdan gelecek. Ama biz şimdi farklı bir örnek çözelim. Daha doğrusu yine bu ayrık kümeyi, işte alt kümesi olan durumu kullanacağız. Bir bakalım soruya. Olduğuna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız diyor. Başlayalım bakalım ne var ne yok. A kesim B. Neydi? Ortak elemandı? Al eline kalemi. Renkli kalemi işaretleyelim. 1 burada da var. 1 burada da var. 2 burada da var. 2 burada da var. O zaman gel yazalım. A kesim B 1 virgül 2 çıktı mı? Çıktı. Ama ben sana burada bir şey soracağım. Bak. B'nin tüm elemanları A'nın içinde mi? İçinde. Aslında bu kümeler şöyle mi? A kümesi burada. B kümesi burada. Dikkat et. 1 ve 2 burada. 3 ve 4 burada. He, ben o zaman şu yorumu yaparım. B kümesi bir kere A kümesinin nesidir? Alt kümesidir. O zaman A kesişim B'ye biz ne yazabiliriz? B'nin ta kendisini yazabiliriz. Bunu anlatmaya çalıştık az önce. Anlaştık mı? Tamam mıdır? Gel 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 gel. Uyuma. Bende kal yalnız. A kesişim C'yi istiyorum senden. A kesişim C'ye bakalım. Hadi gel onu da yeşille işaretleyelim. 2 burada da var, burada da var. 4 burada da var, burada da var. 5, 6, 7 yok. E bu kadar hocam. Başka yok. E yaz onları. 2 ve 4. 2 tane eleman. B kesişimde gel şu B'nin üstündeki işaretleri silelim. Onu da kırmızıyla işaretleyelim. Bir dakika. B ve D'nin ortak elemanı yok. Ortak eleman yoksa bunlar ayrık kümedir. Ayrık küme ise A kesişim pardon. B kesişim diye D nedir? Boş kümedir. Ayrık küme olduğuna karar verdikten sonra yapıştır boş kümeyi. Oldu mu? Tamam. E hocam yola devam. Enerji tamam yola yola devam hocam. Bak şimdi kesişim işleminin özelliklerine geldik. Ben burada özellikleri anlatacağım. Hocam bu ne ki ya? Buradan soru mu gelir deyip şak diye geçecek. Geçmeyeceksin sayfayı. Ey güzel arkadaşım, heyecanım arkadaşım. ÖSYM bu özelliklere bayılıyor. Ya hocam bizim okuldaki sınavda çıkmıyor deme. O 4 yıl sonra gireceğin ÖSYM sınavında bu sorunun gelme ihtimalini düşün. Şimdi öğren şimdi rahat et. Biz şimdi bebek adımlarıyla tane tane gidiyoruz. Ama var ya o kadar sağlam zemin üstüne oturacağız ki o dört sene sonra geldiğinde çatır çatır çözeceğiz o soruları. Anlaştık. Hadi gel bakalım devam edelim. Tek kuvvet özelliği diye bir özellik var. Ben bunu şöyle tanımlıyorum aslında. Kol kırılır içinde kalır. Sınıf içinde dedikodu edersin sınıfın içinde kalır dışarı çıkmaz gibi. Ne demek istiyorsun hocam? A kesişim A. Sınıf içinde yaptık olayı sınıf içinde kalır. A kesişim A A'ya eşittir. Bir kümenin kendisiyle kesişimi yine kendisidir. Tamam mı? Burada anlaştık. Şimdi değişme özelliğini anlatacağım. Nasıl ki şöyle. 3 artı 5'i 8 buluyorsun ya. 5 artı 3'ü kaç bulacaksın? Onu da 8 bulacaksın. Elemanlar yer değişir. İşlemin sonucu değişmiyor hocam. Aynısı burada geçerli. A kesişim B. Aynı şekilde B kesişim A'ya eşittir. Hatırla. Biz bunu mantık yapmadık mı? Yazdık hatta P veya Q. Denktir. Ne yazdık? Q veya P. Aynı mantık hiçbir fark yok. B kesişim A'ya eşittir. Biz buna değişme özelliği diyoruz. Birleşme özelliğine ben benim paşa gönlüm nasıl isterse öyle birleştiririm. Ama tek bir şart var. Hepsinin arasında aynı işlem olacak. Ne buradaki işlem? Kesişim işlemi. Ben ne diyorum ki? Ya sorunun çözümü için bana önce A kesişim B lazım hocam. E o zaman o zaman ben böyle yapalım. Yaparım. Yaparım. A kesişim B kesişim C. A ile B'yi birleştirdim. C'yi bu sefer dışarı attım. Burada da problem yok. O zaman devam. Bak bunu az önce ispatıyla verdik. E şimdi artık rahat rahat yazarım. A eğer B kümesinin alt kümesi ise A ile B'nin kesişim kümesi A'nın ta kendisidir. Çünkü B dediğim küme dışarıda A dediğim küme içeride ikisinin ortak elemanları A'nın da burasıdır. O da A'nın ta kendisidir. Peki A kesişim boş kümenin cevabı sence ne? Şöyle yapalım bak burada. Önce sen cevapla sonra ben. Tamam mı? A kesişim boş küme. Hemen cevapla. Tahmin. Ben söylüyorum. Kesişim ne demekti? Gel beraber söyleyelim bunu yalnız. Ortak eleman demekti. Boş kümede eleman var mı? Yok. O zaman bunların ortak elemanı var mı? Yok. Geçmiş olsun gitti. A kesişim E. Önce sen cevapla bak. İşin mantığını öğrenmek istiyorsan önce sen cevapla. Bilmiyorum ne cevap verdin ama şöyle düşündün mü? E ne demekti? Evrensel küme demekti. Şimdi her küme neydi? Evrensel kümenin içindeydi. Alt kümesiydi aynı zamanda. İkisinin ortak yeri aslında A olmuyor mu? Bir üstteki maddeyi düşün. Aynı mantık. O zaman A kesişim. Evrensel küme yine A'ya eşittir. Bunları öğren. Neden diyeceksin? İleride bu özelliklerle ilgili bol bol soru çözeceğim sana. Bu kuralları direkt hafızadan yazacağız. Mantıkla yazacağız. Hiç uzun uzun kurcalayıp gelmeyeceğiz buralara. İstersen yaz bunları bir not kağıdına. Koy önüne bir müddet izle. Bir müddet bak. Sonra sonra zamanla yerleşecek. Dersin tam ortasındayız güzel arkadaşım. Hadi gel yola devam edelim. Şimdi kesişim işlemi temel soruları bitti. Mantığını verdik, tanımını verdik. E şimdi birleşim işlemi. Sonra ortak da soru çözeceğim ama daha çok şeyler anlatacağım. Sen rahat ol. Bak bu sayfada da çok güzel şeyleri öğreneceksin. Bence yaslan arkana. Bak özel ders konsepti. Ey güzel arkadaşım. Ya sen şu an benim yanımda olsan derdim ki ben ey güzel kardeşim bak şimdi otur. Oturuyorsun zaten. Beni izle burada bak. Ben notlarımızın üstünde bu notların üstünde yazacağım bazı şeyleri. Sen de dediğimde sen yazıyorsun. Anlaştık mı? Anlaştıysak ben bir yudum su alayım. Su insan. Gel başlayalım bakalım. Önce tanım değil mi? A ve B kümelerindeki tüm elemanların oluşturduğu kümeye A birleşim B kümesi denir. Ha, tüm elemanları birlikte yazacağız. Biz ona birleşim kümesi diyoruz. Peki birleşim işlemine A birleşim B. Bildiğin U harfi yapıyorsun burada. Anlaştık mı? Peki birleşim kümesini hocam bana karala ven şemasında göster dersen ikisinin de bütün kapsadığı bölgedir. A'nın da B'nin de birlikte kapsadığı bölgedir. Ne yapıyorsun? Buranın tamamını sarıya boyuyorsun. Şöyle boyadım. Peki bu küme neymiş gerçekten? Bu küme A birleşim B'ymiş. Aynı şekilde yine ÖSYM daha önce buradan soru sordu arkadaşım. Bunu bilmekte fayda var. İşimize çok yarıyor. A birleşim B ne demek hocam? x'lerden oluşacak. Bu x'ler a'nın elemanı olabilir veya veya b'nin elemanı olabilir. Şimdi buradaki mantığı anlatayım bak çok tatlı bir mantığı var. Biz sana veya bağlacını anlattık. Veya bağlacı ne zaman doğru çıkıyordu hatırla. İkisi birden olduğunda doğru çıkıyordu. Biri doğru biri yanlış olduğunda doğru çıkıyordu. Biri yanlış biri doğru olduğunda yine doğru çıkıyordu. İkisinin de olmadığı durumu istemiyordu. Zaten biz bunu ne yapmayacağız? burayı kullanmayacağız. O zaman şu üç durum anlamına geliyor bu. X A'nın elemanı veya B'nin elemanıysa A birleşim B'yi göstermişiz demektir. Tamam çok kafanı karıştırmayayım. Hocam ben burayı anlamadım. Problem var mı? Çok da problem yok. Ha şöyle bir aklında böyle haşır neşir olalım. Gördüm ben böyle bir şey en azından. Diyeceksin geçeceksin yan tarafa. Rahatlattıysak seni bu konuda. Gel bakalım bakalım birlikte sorumuza. Buna göre diyor aşağıdaki soruları cevaplayınız. Yine aynı tarz soru. A birleşim B'yi istiyor. E yazarım hocam ben bunu ne görüyorsak alayını yazacak mıyız hayır şuna dikkat edeceğiz her eleman kümeye kaç defa yazılır kümenin tanımında bir defa değil mi ben bir defa yazacağım mesela bak bir burada da var burada da var ama ben onu bir kere yazacağım geçtim şimdi burada kritik bir şey var bak 2,3 aslında o neyin içinde şöyle parantezin içinde bu tek bir eleman gibi düşün aynısından bir daha yok 4 aynısından bir daha var mı yok yazdım. 5 aşağıda da var burada da var. O zaman bir kere yazacaksın. Şimdi A'nın elemanlarını bitirdim. Geldim B'nin elemanları. Bunu kullandım. Bunu kullandım. Bunu ilk defa yazıyorum. Parantez içerisinde 2. Bitirdik kapattık. Anlaştık mı gençlik? Oluyor mu? Problem var mı? Yok. Peki şimdiki soru şu. A birleşim B'yi bul. Ardından onunla olan kesişimini bul. Biz A birleşim B'yi bulduk mu? Bulduk. Şimdi ne yapacağım? C ile A birleşim B'nin ortak elemanlarını bulacağım. Kesiştireceğim. 1. Burada da var. Burada da var hocam. 2. Burada var ama burada yok. Hocam bu da 2. Ya arkadaş bu parantezli 2 bu sabit 2. Aynı mı? Değil. O zaman yazmıyorsun. 3. Buradaki kabul değil. Hatırla ya, kümelerden. 6. Bu da yok. O zaman tek eleman var. Artık bu elemanla bu elemanın kesişimi arasında sadece 1'dir dedim noktayı koydum soruyu bitirdim. Oldu mu gençlik? Tamam mıdır? E ne diyorsun o zaman? Gönder hocam soru var mı daha? Gönder. Gönder gelsin. Şimdi yine farklı bir tarz soru. Yine A birleşim B'nin eleman sayısını istiyoruz. Ama bize ortak özellik verilmiş. Bence sende bu top. Bu top sende. Önce sen deniyorsun. Ama bizi yemiyorsun. Harbiden deniyorsun güzel arkadaşım. Denedin mi? Ben bir yudum daha su alayım mı? Çözüyorum şimdi. Nasıl çözüyorduk bunları? Ortak özellik vermiş hocam. Neye çeviriyordum ben bunu? Hocam liste biçimine. Aynen öyle. Ya ben böyle olduğumu çözemiyorum. Ya ne var bunda? Bak şimdi. En önemli yer. Ha bak atlıyordum. Neymiş? Doğal sayı. X'ler doğal sayı ise eğer nereden başlayacak? Sıfırdan değil mi? Sıfır, bir, iki, nokta, nokta. Ama diyor ki kübü birden büyük olsun. Bir, sıfır olur mu? Cık, sıfırın kübü sıfır. Bir olur mu? Birin kübü bir. İki olur mu? Olur. İkinin kübü çünkü kaç? 8. 8 birden küçük 126'dan büyük. Aa, yanlış söyledim. 8 birden büyük 126'dan küçük oldu yani. O zaman biz gel yazalım. 2 olur hocam. Peki 3'ü alsam 3'ün kübünü aldım. Ne yaptı? 27. Bunları ezbere bilmende fayda var. 27 bu aralıkta mı? Bu aralıkta. Yazdım. 4'ün kübünü aldım. Ne yaptı? 64 Bu aralıkta. 4'ü de aldım. Hocam 5'in kübü ne yapar? 125 yapar hocam. 125 de bu aralıkta. O zaman 5'i de aldım. 6'yı alamam ama 625'e geçiyor çünkü 126'yı geçiyor. İşime gelmiyor. İndim aşağıya B'yi bulacağım. X bir rakam. Aa, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bunlardan biri olmak zorunda. Hadi gel yazalım. B. 5 5 olamaz. 6 olur mu? Olur. 6 7 8 9. Başka bir şey olur mu? Olmaz. A kümesi burada. B kümesi burada. Ben A birleşim B'nin eleman sayısını arıyorum. Doğru mu? O zaman gel biz burada bir A birleşim B'yi senle birlikte yazalım. Ne yapıyorduk? Alayını yazıyorduk. Ortak eleman var mı? Yok. O zaman hiç çekinmeden ne görüyorsan onu yaz. 6, 7, 8, 9. Kaç tane var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var hocam. 8'i yazdım. Doğru cevabı vurdum. Gönder. Gönder gelsin hocam. Yorulmaya başladık ama daha dur. Daha dur bak daha neler çözeceğiz birlikte. Şimdi ben şeması atabilir önüne. Soru bankasını açacaksın böyle soru göreceksin. Şimdi sen de bunu çözeceğiz. Sonra gidip o soruları parçalayacaksın. İçinden geçeceksin o soruların. Anlaştık mı? A birleşim B. Hocam ne görüyorsam onu yazacağım? Aynen öyle. Bak ben sana şunu yapayım. Sınırları belirle. Ben olsam öyle yapardım. Sınırları belirlerim. A birleşim B'nin ki A'yı da B'yi de belirledim. Burada ne görüyorsam onu yazıyorum. 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var. 6 var. 7 var. 8 var. Bak ne gördüysem yazdım. Şimdi sil bunu ortalık karışmasın. Şöyle sildim. Ne istiyorsun? B kesim C. B kümesi burada. C kümesi burada. İkisinin ortak karaladığı bölgeye dikkat et. İkisi içinde ortak. Bak bu sınırlar. Görüyorsun değil mi? O zaman yaz buraya da. Nedir hocam o? 4,6 Oluyor değil mi be? Yapıyorsun değil mi? Hani ben burada yalnız değilim. İkimiz beraber çözüyoruz bu soruları önünde de kağıt. Beraber çiziyoruz, beraber çözüyoruz. Hadi bakalım A birleşim B birleşim C. Hocam alayını yazacağız değil mi? Aynen öyle. Alayını yazacaksın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yukarıyı yazdım. Kimi yazmadım? 9 ile 10'u yazmadım sadece. O zaman gel onu da yazalım. 9 ve 10. Şimdi bitti. Ne diyor? Hocam 3'ünün ne kesişimi? 3'ünün de ortak taradığı yer neresi? Bak A'nın da B'nin de C'nin de ortak taradığı tek bölge burası. Üçünün ortak kesişimi kaçtır? 4'tür. Bunlar hocam kolay değil mi? Niye bunları çözüyoruz? Şimdi ileride küme problemlerine geçtiğimde kesişim birleşim elemanı ile ilgili eleman sayısı sorularına geçtiğimde bunları şak diye göstermen lazım. Önce ufak temel örnek. İleride sert örnekleri zaten çözeceğiz. Çözeceğiz değil mi? O zaman gönder. Şimdi nasıl ki kesişim kümesinin özelliklerini anlattık. Burası da önemli. Özellikler. İlk özelliğimiz tek kuvvet özelliği. Yazmamışız. Niye yazmadık biz bunu ya? Tek kuvvet özelliği. Yazalım bakalım önce bir. Yazdım. Şimdi yorumlu. Hani dedikodu ediyordun sınıfın içinde. Sınıfın içinde kalıyordu. Kol kırılır içinde kalır. Aynı mevzu. A birleşim A. A ile A'yı birleştirirsen yine A'yı elde edersin. Değişme özelliği. Nasıl ki A birleşim B yazabiliyorsam B birleşim A yazarım. Sen şöyle aklında tut. Hocam kesişim kümesinde de birleşim kümesinde değişme özelliği var. Benim işime nasıl gelirse ben soruda onu öyle değiştiririm. İzle burayı. Değiştiririm. Hepsinde var mı? Hepsinde yok. İleride işlemlerde devam edeceğiz. Benim paşa gönlüm hocam nasıl isterse öyle birleştiririm. Ama kritik yer söylemedi deme. Hepsi birleşim işlemi olacak. Ha böyleyse, böyleyse yazarsın. A birleşim B kapat parantezleri aç birleşimci ben önce bunu çözeceğim sonra onu çözeceğim istersem. Şimdi gel birlikte bunu yorumlayalım. A alt kümesi ise B'nin. Gel çizelim bunu. Hatta gel böyle düzgün çizeyim ben bu sefer sana. Şöyle çizdim. A kümesi burada B kümesi burada. Tamamdır. Bu sefer birleşimini istiyorum. Birleşim ne demek? Alayını al demek. Ne görüyorsan sarıya boya demek. E hepsinin olduğu bölgeyi sarıya boyadım. Aslında kimi boyamış oldum? B'yi. O zaman kim büyükse birleşimde o kazanır. Kim küçükse A kesim B. A küçük. Küçük olan kazanır. A yazarız. Oluyor gibi. Tamam. A birleşim boş küme. Şimdi birleşim ne demekti? Gördüğün kümenin elemanlarının alayını yaz. Boş kümede eleman var mı? Yok. A'da A'nın bütün elemanlarını yazdın. Birleştirdin. Aslında yine A'yı elde ettin. Evrensel küme için yapalım bak aynı soruyu. Nasıl çözeceğim? Tabii ben buraya sana şekil çizeceğim, daha rahat halledeceğiz. A kümesi burada. Evrensel küme burada. Ne yap diyor? Birleştir hocam diyor. Birleştiriyorum. Yani alayını sarıya boyuyorum. Ne gördüysem kimi sarıya boyadım? Evrensel küme. Ya bir şey diyeceğim. Böyle çok kolay olmuyor mu ya? Hani böyle şekil çiziyorsun, resmini çiziyorsun aslında matematiğin. Ey ee, güzel arkadaşım. Resmini çiz matematiğin yapamadığın soru kalmasın. Bu şekilde mantık yürütürsen hepsini halledeceğiz. Şimdi gelsin iki sorum kaldı. Onları çözeceğim. Aslında bir tanesinde özellik sonra soru çözeceğim. Bitti sanma birleşim kesişim. Efsane sorular var. Daha hiç hiç sayısal soru çözdük mü? İşlemde sayı bulma, kesişim elemanı, birleşim elemanı sayısı bulma çözmedik. Onlarla ilgili apayrı bir video gelecek. Öyle tek videoda geçmeyeceğim. Dedim ya bebek adımlarıyla ama sağlam adımlarla ilerliyorsun. Ama önce, önce dağılma özelliği. Ne yapacağım? Şuradaki elemanı, bu arada elemanlara bak. Biri kesişim, diğeri, diğeri birleşim. Dağılma özelliği nasıl olur? Bak en temelinden anlatayım ben sana. Dışarıdaki elemanı komple tutuyorsun, içeridekine vuruyorsun. Vuralım. A, kesişim, B. Tamam mıdır? Şimdi araya yeşil, yani birleşim. Şimdi tekrar bunu dağıtmaya devam ediyorum. İçeri dağıtıyorum. Adı üstünde dağılma özelliği. Aç parantez A kesişim C. Oldu galiba. İn aşağıya. Bu kesişimin birleşim üstüne dağılmasıydı. Bu da birleşimin kesişim. Yani ikisi de mevcut. İkisi de dağılabiliyor. Bak dışarıdakini komple karala. Göremiyorsan eğer içeridekinin sadece işlemini karala. Bunu hem buna dağıtacaksın hem buna. Hadi başlayalım. A birleşim B. Aradaki işlem kesişim. Aç parantez. A birleşim birleşim C. Tamam mıdır? Olay bu kadar işte. Bunu da hallettiğimize göre. Bir dahaki ders bir daha anlatacağım burayı ama şimdiden aklına yer edinsin. A birleşim B kümesinin eleman sayısı nasıl bulunur? Formülünü yazalım. ispatı bir dahaki ders. İspatıyla anlatınca biz 9. sınıfta ispatıyla anlatmaya başlayacağız her şeyi sana. Ta ki 12. sınıfa kadar. Her şey, o taşlar o kadar güzel yerine oturacak ki efsane olacak. Yeter ki atlamadan zıplamadan izle. Şimdilik sadece formülü vereceğim. İspatı bir dahaki derste. A birleşim B'nin eleman sayısı, A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi A kesişim B'nin eleman sayısıyla bulunur. Efsane formül. Artık yanına yıldız mı çizersin, galaksi mi, samanyolu mu çizersin bilmem çok kullanılacak bir formül ama bir dahaki ders. Şimdilik sadece ortak özellikleriydi bunların. O yüzden verdim. Şimdi şimdi gel şu dağılma özelliğiyle ilgili birlikte son soruyu çözelim. Bitireceğiz dersi. Kaçın sayfadayız? Aa, orada değil. Yan yana iki kazık. Anlamayana çok yazık sayfası. 11. sayfa. A kesim B'yi vermiş. A kesim C'yi vermiş. Benden A kesişim B birleşim C'yi istiyor. Bir dakika ya hocam. B birleşimciyi ben nasıl bulayım burada? B belli değil, C belli değil. Nasıl birleştireyim? İşte onu istemiyor zaten. Senden istediği şu. Bunu görüyorsun. İçeride ne var? Hocam içeride, içeride birleşim var. Dağılma özelliği. Boşa demedik. Bazen bu kuralı bilmeden soruyu çözemezsin. Yazalım bakalım şimdi dağıtıp. A kesişim B'mi yazdım. Görüyorsun. Birleşim yeşili açtım. A kesişim C'mi de yazdım. Problem var mı? Yok. Peki A kesişim B kümesi belli mi hocam? E belli. A kesişim B bak burası. Peki A kesişim C belli mi? O da burası. O da belli. Ne yapmamı istiyor bunları? Bunları birleştirmemi istiyor. Çok kolay artık. Ne görüyorsak alayını yazıyorduk. Sadece ortak elemanları bir kere. Şimdi bak A yazdım yazdım. B yazdım yazdım. C'yi hem burada var hem burada var. İki yerden de karala C'yi de yazdım. D sadece burada var. Yazdım. E hem burada var hem burada var. E'yi yazdım. Sadece F kalmış yazmadığım Alayını yazmış oldum böylelikle. Bu kümeyi de bulmuş oldum. A kesim B birleşim C aslında buna eşitti. Biz de onu gittik yukarıdan elde ettik. Dağılma özelliği bu tarz sorularda kullanılacak. Anlaştığımıza göre artık kalemi kenara bırak. Arkana yazsan. Çünkü efsane bir dersi geride bıraktın. Emek harcadın. Bu arada Emek ne biliyor musun? Bu dersin sonunda buradaki terdir emek. Bu dersin sonunda çıkarttığında tişörtü tişörtün üstündeki sudur emek. Anlaştık mı? Emek ver sen kazan. Ey güzel arkadaşım birleşim kesişimin temel mantığını bitirdim. Az önce anlattığım formülü vardı bak açalım o sayfayı. En alttaki formül. Bununla ilgili sorular çözeceğiz bir dahaki dersine itibaren. O dersi kaçırma. Kümeler 7'de görüşelim. İyi çalış çok çalış kendin için çalış. Kendine iyi bak. Hoş kal. Tabii ki hoşçakal.